Sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde alkinlerle ilgili konu anlatımı ve birkaç örnek vermiştik. Bu dersimizde alkinlerle ilgili daha geniş çaplı örnekler vermeye devam edeceğiz. İlk örneğimiz, bize verilen hidrokarbonların dizilimine göre alkin adını Yupak kurallarına göre yapalım. Şimdi arkadaşlar, alkinlerdeki alkan alkenlerde de birinci kuralımız en uzun karbon zinciriydi. Önce ona bakıyoruz. Tabi en uzun karbon zinciri alken ve alkinlerde yine aynı şekilde üçlü ve ikili bağlardan geçmek zorundaydı. O zaman bizim ana yolumuz, karbon zincir yolumuz bu şekilde olacak ve en uzun karbon zincirimiz de 6 karbonlu olacak. Şimdi hangi uçtan başlayarak sayı değeri vereceğiz? Üçlü bağ bizim için öncelikli. Sol uçtan başlarsak ikinci karbona denk gelen üçlü bağımız var. Sağ uçtan başlarsak dördüncü karbona denk gelen bir üçlü bağımız var. En küçük sayıyı alacağı için sol taraftan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi birinci karbona bağlı bir fenil grubumuz var. Beşinci karbona bağlı iki tane metil grubumuz var. Fenil, metilden alfabe olarak daha önce geldiği için önce dallanan gruplarda fenili yazıyoruz. Karbon sayısı 1. Bir fenil diyoruz. Beşinci karbona iki tane metil bağlı. Sayıları tekrar ederek yazıyoruz. 5, 5. Latince iki tane olduğu için di, metil diyoruz. Dallanan grubumuz kalmadı. O yüzden üçlü bağın 2 ve 3. karbonlar arasında küçük olanı yazarak adlandırmaya son veriyoruz. 2 diyoruz. En uzun karbon zincirimiz 6 tane. Hekzin arkadaşlar. Hekzan alkan adı, hekzen alken adı, hekzin tek üçlü bağdan dolayı alkin adı. Bu sefer verilen örneklerin yapı formüllerini çizeceğiz. Dietil asetilen. Asetilen dediğimiz iki karbonlu üçlü bağ içeren moleküldür. Dietil dediği için simetrik olan karbonların kalan bir bağları etil ile bağlanır. Tabi bu özel attır arkadaşlar. Bunun yupak adını da yazalım. C2H5. Yupak adı en uzun karbon zincirine göre adlandırılır. Her iki ucundan da başlayabiliriz. Eşit mesafede 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dallanan grubu olmadığı için üçlü bağın yerini belirtiyorum. 3-4 arasında küçük olanı yazıyorum. 3 hekzin. Bu bizim yupak, yani uluslararası standartlara göre olan adlandırma şeklimiz. 3 bromo, 4 dimetil, 1 pentin. Şimdi bu şekilde verilen isimlerde en uzun karbon zincirini en sona yazıyorduk, hatırlayalım. Pentin kaç karbonluydu gençler? 5 karbonluydu. Metan, etan, propan, bütan ve pentan. Pentan alkan adı, pentin alkin adı. Bir pentin dediği için üçlü bağımız birinci karbonda. Hemen üçlü bağımızı çizdik. Üçüncü karbonda bromumuz var. 1, 2, 3'te bromumuz. 4'te iki tane metilimiz bağlanmış. Hidrojenlerimizi de yazıyoruz. Birinci karbonumuz 3 bağ yaptığı için bir hidrojeni,
İkinci karbonumuz 4 bağını yapmış. Üçüncü karbon 3 bağını yapmış. Bir hidrojen. Diğer karbonumuz 4 bağ yapmış ve en son karbonumuz 1 bağ yaptığı için kalan 3 bağını hidrojenle doyuruyorsun. Gelelim bu örneğimize. İzopropil siklopentil asetilen. Birinci örnekte yaptığımız gibi asetilen bu şekilde gösteriliyordu. Kalan iki ucu var. Bir ucunda izopropil, diğer ucunda siklopentil. İzopropil 3 karbonluydu. İkinci karbon atomuna bir metil bağlı olduğu durumda izopropil diyorduk. Siklopentil dediğim halkalı alkandır. 3 karbonlu. Ve bu şekilde gösteriliyordu. Şimdi tabii ki bu yine özel adı arkadaşlar. UPAC adımız ne olur? Şimdi sağ uçtan başlarsak birinci karbona bağlı siklopentil. Sol uçtan başlarsak en uzun karbon zincirimiz 4. İkinci karbonda bir metil. Ama tabii ki üçlü bağın yakın olduğu uçtan hemen buradan başlıyoruz. 2, 3 ve 4. Birinci karbonda siklopentil, üçüncü karbonda metil grubumuz bağlı. 1, siklopentil, 3, metil, 4 karbonlu üçlü bağın yerini belirtiyorum. 1, bütin. Diğer örneğimize geçtik. 2-2 dikloro, 6-6 dimetil, 4 oktin. Oktin, oktan, okten, 8 karbon demek. Önce 8 tane karbonumuzu çiziyoruz. Metan, etan, propan, bütan, pentan, heksan, heptan ve oktan. Dördüncü karbonda üçlü bağımız varmış. 4 oktin dediğine göre 1, 2, 3, 4. Hemen üçlü bağımızın yerini belirttik. İkinci karbonda iki tane klorumuz mevcut. Hemen bağladık. Altıncı karbonda iki tane metilimiz var. Hemen bağladık. Geri kalan karbonların bağ sayısına göre hidrojenlerimizi de yazıyoruz. Molekülümüz bu şekilde olur. Diğer örneğimiz 3 etil, 4 metil, 1, 5 heksadiin. Şimdi heksa 6 karbonlu, diin dediği için 2 tane üçlü bağ var. Hemen 6 karbonu önce çizelim. 3, 4, 5 ve 6. Birinci ve beşinci karbonda, birinci karbonda bir üçlü bağ. 2, 3, 4, 5. Beşinci karbonda bir üçlü bağ daha. Üçüncü karbonda etil. Dördüncü karbonda metil. Dallanan gruplarımız bitiyor. Hidrojen sayısına bakıyoruz. Birinci karbonda 3 bağ bir hidrojen. İkinci karbon 4 bağını yapmış. Üçüncü karbon 3 bağ bir hidrojenimizi yazdık. Diğer karbonumuz yine aynı şekilde 3 bağ. Ve en son karbonumuz 3 bağını yapıyor. Bir tane hidrojenimizi ekliyoruz. Ve en son test sorumuza bakalım arkadaşlar. Şıklara bakmadan önce UPAC adını yazalım. UPAC adlandırmasına göre ikinci karbonda üçlü bağ var. Soldan başlarsak 2, sağdan başlarsak 3. Küçük sayı alacağı için soldan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dallanan grubum yok. Doğrudan üçlü bağın yerini belirtiyorum. 2 diyoruz. 5 karbonlu, 5 karbonlu metan, etan, propan, bütan, pentandı. Alkin olduğu için
2 pentin şeklinde adlandırıyoruz. Sistematik adı 2 pentindir. Evet, doğru. Yani yupak adı. 3 etil, 3 metil, siklopropen ile kapalı formülleri aynıdır. Hemen kontrol edelim. Siklopropen 3 karbonlu alken. Üçte bir metil, üçte bir etil. Şimdi karbon sayılarına baktığımız zaman siklopropenin genel formülü CnH2n-2'dir. Karbon sayımız 6, C6H10 şeklinde ifade edilir. Hemen kendi molekülümüze bakıyoruz. Tabii ki 6 bizim molekülümüz 5 karbonlu arkadaşlar. O yüzden bu yanlış olur. Özel adı etil metil asetilen. Evet, doğru. Burası etil grubu, burası metil grubu, orta gruba da asetilen demiştik. Siklopenten ile zincir halka izomeridir. Penten 5 karbonlu, evet 5 karbonlu alken ile, hatta halkalı alken ile izomerdir. Bir pentin ile konum izomeridir. Pentin 5 karbonlu, yine bir alkin. Bizim üçlü bağımız ikinci karbondaydı. Bir pentin olduğu zaman birinci karbon konum izomeri olacaktır. Bu da doğru. A şıkkımız yanlış olur. Evet gençler. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.